edersek de onu da peşiyle affedin inşallah. Yani اعتذر مباشرة قبل أن أخطي يعني. أقول ترى سنحاول خير. إن شاء الله. خير نبدأ. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن تبعه هداه. إخواني أخواتي الأعزاء والعزيزات. Saygıdeğer kardeşlerim, kız kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Min as-sa'b yetehaddes el-insan fi hadhihi ad-durus as-sa'ba dun an yuhaymina ala mutarrik kalamihi ma yaqa'u ikhwanina fi Gazze. Tabii Gazze'nin içinde olduğu durum ortadayken bu durum bütün dünya tarafından sessizlikle karşılanırken bizim bir konuşma yapmamız elbette çok zor. فَإِمَّا أَنْ نَسْتَحِيَّ مِنْ كَوْنِنَا لَمْ نَقُمْ بِوَاجِبِهِمْ عَلَيْنَا كَمَا يَجِبْ. Yani üzerimize düşen şeyi gereğince yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Bunun tabii ki mahcubiyeti içerisindeyiz. فَنَسْكُتْ. Susuyoruz. أو نتكلم فنشكرهم. Ya da konuşuyoruz, bu konuşmayı da sadece onların bu direnişine karşı teşekkürümüzü ifade ediyoruz. سواء إخواننا الذين قاموا بما قاموا به في 7 أكتوبر. İster 7 Ekim'le başlayan direnişte yer alan kardeşlerimiz olsun. أثبتوا أن الأمة ما زالت فيها روح وما زالت مستعدة أن تدافع عن نفسها. Bütün İslam dünyasına çok basit bir şekilde de olsa kendisini ve ülkesini, topraklarını koruyabilme cesaretinin ve mukavemetinin ve gücünün, kudretinin ve niyetinin ve başarmanın gerçekleşebileceğini bize gösterdikleri için onlara teşekkür ediyoruz. أو سواء تعلق الأمر بهذا الشعب الفلسطيني العظيم وخصوصا ساكنة غزة التي أعطتنا الدروس وللعالم كله أن الممسك بالحق يمكن أن يعطي روحه رخيصة في سبيل الله لكي يتمسك بحقه وينصر المقدسات وإن قتل أبناؤه ورجاله ونساؤه وشيوخه ودمرت بيوته مع ذلك لا يتراجع. Nasıl ki direnişte mukavemette yer alan mücahitlere teşekkür ettiğimiz gibi evleri yıkıldığı halde, iş yerleri yıkıldığı halde, ailelerinin bütün efradı öldürüldüğü, şehit edildiği halde yürüyecek yolu, içecek suyu, yiyecek ekmeği kalmadığı halde orada kalmaya ve mücadelesini devam ettirmeye gayret eden özellikle Filistin halkına da teşekkür etmemiz lazım. İhvanuna fi Gazze غيروا وضعية القضية الفلسطينية. Gazze'li kardeşlerimiz Filistin mücadelesinin durumunu ve şeklini tamamen değiştirdiler. وأنا أعتبرهم انتصروا من أول يوم. Ve bana göre Gazze'li kardeşlerimiz ve Filistinliler ilk günden itibaren başarılı oldular. وكل يوم يصمدون فيه هو معجزة بالنسبة إليه. Ve mukavemet gösterdikleri, direndikleri her günde bu başarıları artıyor. ولهذا فنحن نعتذر لإخواننا في غزة ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ألا يتخلى عنهم. Ve bu sebeple öncelikle Gazze'li kardeşlerimizden özür diliyoruz. Onlarla birlikte olamadığımız için, onların yanında olamadığımız için ve Allah Azze ve Celle'den diliyoruz ki Ya Rabbi bizleri onların mücadelesinden geri bırakma. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَجِبُ أَنْ يُحَاوِلَ أَنْ يُسَاعِدَهُمْ بِمَا اسْتَطَعَ. Ve dolayısıyla Rabbimizden bizi onların mücadelesinden geri bırakma duasıyla niyazımızı arşa ilettiğimiz gibi bu dünyada elimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak onların mücadelesinde bizim de yerimizi almamız gerekiyor. وَلَسْتُ مِنَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ
لأن حقهم علينا هو الدعاء فقط ولكن حتى الدعاء يجب أن لا ننساه. Şu an belki duadan başka bir şey gelmiyor elimizden ama dua da yapmak, dua da etmek bizim en büyük vazifelerimizdendir. İhvani, ahavati, azza ve azizat. Mada turidun an aqul lekum بعد أن بلغت من السن هذا الحد أنا اليوم في 70 بالميلادي وفي 72 بالهجري. Bugün benden size ne anlatmamı bekliyorsunuz? Artık 70'i ne aşmış bir insanım karşınızda sevgili kardeşlerim. وقد قضيت في هذا المسار حوالي 50 سنة. Bu mücadelede yaklaşık 50 senemi harcadım. طبيعة الحال كأي إنسان بدأت حياتي وأنا صبي وطفل ومراهق إلى أن وصلت 21 أعيش كما يعيش الناس والمسلمون بصفة عامة في المجتمع العادي. Ben çocukluğumdan 21 yaşıma kadar herhangi bir toplumda insanlar nasıl yaşıyorsa, çocuklar nasıl yaşıyorsa, gençler nasıl yaşıyorsa o şekilde yaşamımı sürdürüyor ve devam ettiriyordum. Hedefin tahtalitu fih al-gharaiz ve tedbir al-hajiyat ve al-dirasa ve yani اللهو الذي لا يفارق شابا إلى أن يأتي اليوم الذي فيه ينتبه إلى وهو الذي كان مسلما كان ملتزما بمقدار إلى أن الالتزام بالإسلام أكثر جدية من هذا. O günlerde gençliğin verdiği heva ve hevesle kendi ihtiyaçlarını, kendi problemlerini, kendi düşüncelerini veya hayat tarzını aramaya çalışan bir gençken bugüne geldiğimizde kendi hayatını İslam nizamına, İslam'a göre, onun gereklerine göre yaşamaya çalışan bir merkezde buluyoruz kendimizi. نحن نشأنا في وسط المسلم. الأب مسلم، الأم مسلمة. اسم الله يحيط بنا من كل جانب. التربية الإسلامية تعلمنا مبادئ ديننا. ونمارس من ديننا ما تيسر لنا مع شيء من التهاون أو كثير من التهاون. Müslüman bir ailede büyüdüm. Müslüman bir toplumda büyüdük. Etrafımızda Müslümanlar vardı ama bizim nasıl ki Türkiye'de yaşadığımız gibi Müslüman bir çevrede yaşamak nasıl oluyorsa ama bunun yanında da toplumun getirdiği bazı örneklikler, bazı sıkıntılar, bazı yaşam tarzları gençliğimizi çepeçevre sarmıştır. ثم يأتي يوم تلتقي فيه مع شباب ورجال كبار وصغار ومتوسطين يتكلمون عن الدين كمشروع للحياة كأمر جاد كإيمان خاص كصلاة في المسجد باستمرار كجديتين في كل الأمور الدينية كلها. Gençliğinizi böyle bir ortamda sürdürürken her ne kadar Müslüman bir aile, anne ve babadan doğmuş olmanıza rağmen çevrenin etkileriyle hiçbir şeye kayıtlı olmayan bir şekilde yaşadığınız müddet bir zamana geldiğinde karşınıza birileri çıkıyor. Bir çocuk çıkıyor, bir genç çıkıyor. Bir büyük çıkıyor, bir alim çıkıyor ve farkına varıyorsunuz ki siz bir Müslümansınız ve bu Müslüman olmanın gerekliliğini yerine getirmeniz gerekiyor. Artık hayatı daha fazla ciddiye almanız gerekiyor. فَتَسْلُكُ طَرِيقَهُ وَتُصْبِحُ يُصْبِحُ الدِّينِ شَيْئًا جَدًّا فِي حَيَاتِكَ وَلَا تَكْتَفِي بِمَا عَلَيْهِ عُمُمُ النَّاسِ. Artık normal insanların 5 vakit namaz kılması gibi kendi
normal hayatlarını sürdürmesi gibi yaşam tarzı size uymamaya başlıyor. Artık bu dinin gerekleri ve mücadelesini kendi hayat tarzınız olarak benimsemeye başlıyorsunuz. فَتُصْبِحُ أَكْتَرَ جِدِّيَّةً فِي الْاِلْتِزَامِ Daha fazla İslam ve kurallarına riayet etmeye başlıyorsunuz. وَتُصْبِحُ لَا تَكْتَفِي بِالتَّدَيُّنِ لِنَفْسِكَ بَلْ تَدْعُ غَيْرَكَ اِلَى التَّدَيُّنِ بِالْاِلْتِزَامِ Sadece bu dini kendiniz olarak yaşamakla yetinmeyip, başkalarının da bu dinin yaşaması için mücadele etmeye karar veriyorsunuz. وَتَنْفَتِحْ عَلَى مَا كَتَبَهُ الْمُجْتَهِدُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ Ve dünyanın batısında ve doğusunda İslam alimleri tarafından yazılan kitaplar, fikirler ve düşünceler sizin aklınızda bir fetih oluşturuyor. وَتَتَطَوَّرُ بِكَ الْحَيَاتِ فَتُفَكِّرْ فِي اِنْشَاءِ جَمْعِيَةِ Ve artık siz de bir toplum oluşturmak için zihninizde fikirler yeşeriyor ve çiçekler açıyor. وَاِصْدَارْ مَجَلَّ اَوْ جَرِيدَ تُعَبِّرُ فِيهَا عَمْ رَأِيكَ فِي الشَّأْنِ الْعَامِ Artık öngörmüş olduğunuz dinin yaşanması için, dinin yayılması için faaliyetler yapmaya, dergiler çıkarmaya, gazeteler çıkarmaya, konferanslar ve programlar organize etmeye başlıyorsunuz. وَتَدْعُوا اِخْوَانَكَ اِلَى الْاِنْخِرَاطِ فِي الْعَمَلِ الْاِجْتِمَاعِ وَالْتَقَافِ وَالْخَيْرِ وَالسِّيَاسِ Ve arkadaşlarınızı siyasi, kültürel, sosyal, toplumun bütün fertleriyle, bütün kanallarıyla ilgilenebileceği faaliyetlere ve ortamlara çekmeye, onlara katılmaya mecbur ediyorsunuz. وَتَنْخَرِطْ فِي الْحَيَاتِ السِّيَاسِيَةِ خِلَالِ تَأْسِيسِ حِزْبٍ اَوْ مِنْ خِلَالِ اِنْدِمَاجِ فِي حِزْبٍ اَخَرْ قَائِمٍ Sonra bir parti kurmaya başlıyorsunuz. Diğer insanların kendi düşüncelerini, fikirlerini hayata geçirmek için yaptıkları gibi siz de kendi düşüncelerinizi ortaya koymak için bir parti kuruyorsunuz. وَتَدْخُلُ الْبَرْلَمَانُ وَالْمَجَالِسِ النِّيَابِيَّةِ وَفِي بَعْدِ الْأَحْيَانِ تُصْبِحُ رَئِيسَ حُكُومَةٍ Siyasete girdiğiniz gibi seçimlere giriyorsunuz. Seçimlerde milletvekili oluyorsunuz, meclise seçiliyorsunuz ve hatta hükümeti yöneten bir başbakan oluyorsunuz. وَيَنْقَضِي كُلُّ هَذَا وَتَبْلُغُ السَّبْعِينَ Bütün bunlara gelene kadar aradan 70 yıl geçti. وَتَكُونُ قَدْ تَابَعْتَا وَاطَّلَعْتَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ تَجَارِبِ شَبَابٍ اَوْ كُهُولٍ اَوْ شُيُوخٍ مِثْلِكَ حَاوَلُوا مَا حَاوَلْتَوْ فِي مُخْتَلْفِ بِقَعَ الْأَرْضِ Bütün bu anlattığım tecrübeler, bütün dünyada, bütün Müslüman dünyasında gençlikte yaşanmış tecrübeler, orta yaşta yaşanmış tecrübeler ve yaşlılıkta yaşanmış tecrübelerin hepsi aynı aşağı yukarı. وَكَمَا تُسْعِدُكَ النَّجَاحَاتِ تُؤْلِمُكَ الْإِخْفَاقَاتِ وَخَيْبَةِ الْأَمَلِ Başarılardan cesaret aldığınız ve mutlu olduğunuz gibi başarısızlıklar da size de dibe çekiyor ve hüzünlendiriyor tabii ki. وَاَنَا لَا أَتَكَلَّمْ عَنِ التَّضْحِيَّاتِ اَلَّتِي قَدْ يَكُونُ لِهَا مُبَرِّرٌ وَقَدْ لَا يَكُونُ لِهَا مُبَرِّرٌ Tabii ben fedakarlıklardan, bu başarılara ulaşmamız için yaptığımız fedakarlıktan bahsetmeyeceğim. وَلَكِنَّنِي أَتَكَلَّمْ عَنِ التَّجَارِبِ الَّتِي نَحْنُ نَشْعُرْ بِأَنَّهَا فَشِلَتْ وَلَمْ تَنْجَحْ وَكَانْتْ مُؤْسِفَةً كَمَا هُوَ الْحَالِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَةِ Bugün burada ben kendi tecrübelerimden, başarısızlığa götüren tecrübelerimizden bahsedeceğim. Bu başarısızlığa götüren tecrübeler birçok İslam dünyasında da aynı neticeler doğurmuştur. فَتَرْجِعْ اِلَى نَفْسِكَ Kendi şahsıma bakacak olursak وَتُعِيدُ التَّفْكِيرُ وَالتَّأَمُّلُ بِعُمْقُ İyi bir düşün, yani kendi nefsime bakıp, kendi tecrübelerimize derin düşünce, iyi düşünce, iyi tefekkür ederek artık bunu bir harmanlamam gerekiyor. تَتَسَاءَلْ عَنْ تَجْرِبَتِكَ Benim hayat tecrübelerim, siyasi tecrübelerimi sorularla irdeliyorum. وَاَنْ تَجْرِبَةِ الَّذ۪ينَ يُشْبِهُونَكَ فِي الْأَرْضِ Ve dünyanın farklı noktalarındaki tecrübelerle
karşılaştırıyorum ve benzediğini görüyorum. Ve en tecrübe hareketi İslamiyeti kulliha. Özellikle de bütün İslam dünyasındaki İslami hareket tecrübeleriyle karşılaştırdığımızda bu böyle. Ve tatrahu ala nefsik aynen vel halal. Ve kendime şunu söylüyorum. وَهَذَا الَّذ۪ي حَاوَلْتُهُ مُنْدُ سَنَوَاتٍ طَو۪يلًا Uzun yıllardır yapmaya çalıştığım şey بِاَعْتِبَارْ اَنَّن۪ي لَا اَمْتَم۪ي لِأَيِّ تَنْضِيم دَوْل۪ي اَوْ لِأَيَّةُ عَلَاقَ مَعَ شَخْصٍ خَارِجَ الدَّوْلَ الَّتِي اَعِيشُ ف۪يهَا اِلَّا مِنْ بَابِ تَبَادُلِي الْمَوَدَّةِ وَالتَّجَارِبُ النَّصِيحَ فَقَ Ben şahsi olarak, fikri olarak da kendi yaşadığım ülkenin dışında hiçbir siyasi tecrübeyi ve hiçbir siyasi aklıma kendime rehber edinmedim. Onlarla görüşmüşlüğüm sadece hoş sohbet babından gerçekleştirmiştir. وتعود لتراجع يعني وتقيس كل هذا إلى المقياس الأول الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارسه ونجح في ذلك الوقت وإلى هذا الوقت. Bütün bu tecrübelerimizi, bütün bu yaşanmışlıklarımızı arka planımıza alıp ve düşündüğümüzde geldiğimiz nokta şu: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi devrinde neyi ortaya koymuş ve başarmışsa bugün de bizim onu takip etmemiz lazım. O gün koyduğu kurallarla başaran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başarısı bugün de aynı şekilde devam edecektir. وَلِهَذَا فَكَلِمَةِ الْيَوْمَ عَشَرَ الْإِخْوَةِ الْكِرَامِ أَخْوَاتِ الْكَلِمَاتِ لَمْ أَتِي لِأَقُولَهَا لَكُمْ كَيْ تُعْجِبَكُمْ Bugün size anlatacağım veya konuşacağım şeyler belki sizi memnun etmeyecek. أَقُولُهَا لَكُمْ لِكِي تَتَفَكَّرُوا فِيهَا Bunu niye söylüyorum? Düşünesiniz, akledesiniz. وَتُرَاجِعُوا الْأُمُورِ Ve içinde bulduğunuz durumu ve işlerinizi tekrar bir gözden geçiresiniz diye bu şekilde konuşuyorum. وَاِنْ كُنْتُمُ الْزَمَنْ اَعْتَرِفَ لَكُمْ اَنَّنِي منذ مدة طويلة لم أعد غادر البلد ولا أسافر خارج البلد إلا مضطرا. يعني şunu söylemem gerekiyor. Uzun yıllardır çok mecbur kalmadığım müddetçe kendi ülkemi terk etmedim. لكن لما زارني مجموعة من إخوانكم من هذه الجمعية الطيبة المسماة الأهل السبعة شعرت في كلامهم نبرة مختلفة. Ama ne zaman ki Yedi Hilal'den kardeşlerimiz geldiler, beni ziyaret ettiler. Onlarla oturdum, sohbet ettik, görüştük, fikir alışverişinde bulundum. Onların söyleyenlerinde farklı bir şey gördüm. وَتَبَيَّنَ لِي أَنَّهُمْ فِعْلًا يَسِيرُونَ فِي طَرِيقٍ صَوَرٍ Ve anladım ki bu gençler doğru yolda yürüyorlar. وَيَبْحَتُونَ بِكُلِّ تَوَاضُعٍ عَنْ مَزِيدٍ مِنَ الصَّوَابِ وَمَزِيدٍ مِنَ الصَّلَاحِ İyi, güzel ve doğru bir yolda yürümelerine rağmen aynı şekilde mütevazılıklarıyla dikkat çekiciydi. وَلِهَذَا لَمْ أَتَرَدَّدْ لَمَّا دُعِيتُ مِنْ قِبَلِهِمْ Bundan dolayı da beni davet ettiklerinde kesinlikle hiç tereddüt etmeden kabul ettim. وَقَرَّرْتُ الْاِسْتِجَابَةَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى Ve bu davete icabet etmeye karar verdim. رَمَا الظُّرُوفُ الصِّحِّيَّةُ الَّتِي تُرَافِقُ النَّاسَ عَادَةً في سن مثل سني. Ama bildiğiniz gibi benim yaşımdaki insanların sağlık durumları bu tür işlere pek zaman ve imkan tanımıyor. ما أقوله لكم اليوم هو يشبه بالنسبة إلي وصية. Bugün size aktaracağım şeyleri benim bir vasiyetim gibi kabul edin. ليس لأنني أخبرت بأن أجلي قريب ربما سيكون قريبا. Yani bu yarın olacak, öbür gün olacak diye bir şey söylemiyorum size. ولكن امرؤ بلغ السبعين لا بد أن يفكر في أن يترك يعني من بعده خلاصات حياته ربما يستفيد منها بعض الناس. Bunu niye yapıyorum? 70'ine gelmiş
hayat tecrübesi, siyasi tecrübesi, gençlik hareketleri tecrübesi olan bir kardeşinizin arkasında bıraktığı ve sizin istifade edeceği bir tecrübeyi size aktarmak istiyorum. وقلتُ هذا الكلام سأقوله أن أحاولي في الحركة التي أنتمي إليها والحزب الذي أنتمي إليه وعموم المسلمين في الوطن وخارج الوطن ربما يستفيدون منه. Bugün burada aktaracağım şeyleri sanki evladıma anlatıyor gibi anlatacağım. Eşime, çoluğuma, çocuğuma, aileme anlatıyor gibi anlatacağım. Sanki siyasi partimin teşkilat kademelerine anlatıyor gibi, ülkemdeki insanlara, Müslümanlara anlatıyor gibi, ülkemin dışındaki insanlara anlatıyor gibi anlatacağım ki belki bu tecrübelerden herkes istifade eder. ولهذا أول ما أبدأ به هو أن أهنئكم أنكم ولله الحمد اخترتم هذا الطريق ولم تتيهوا في مسارب الحياة الغريزية الطبيعية التي يتيه فيها كثير من الناس ويبقون فيها إلى الأبد. Dolayısıyla sizin seçtiğiniz bu yol normal bir yol. İnsanın tabii hayatı, fiziksel gelişimi, fikri hayatı, bütün bunlar insanın tabiatıyla baştan sona kadar yaşayacağı tecrübelerdir. ومن الطبيعي أن الإنسان حين يريد أن ينطلق لا يكون بالضرورة مثل ديكارت يتكلم عن الطاولة الممسوحة ولكنه يرجع إلى الأساسيات. يعني ديكارت'ın dediği gibi esaslara odaklanmamız gerekiyor. يتساءل الإنسان عن نفسه. İnsan kendini sorularla meşgul ediyor. عن هذا الوجود المحيط به. Yani burada, bu dünyada varlığını sorularla irdeliyor. يشعر بإكرام الله له أنه شرح له كل شيء. Bunun neticesinde de Allah Azze ve Celle'nin insana hiçbir şey vermediği halde ne büyük ikram ettiğinin farkına varıyor. هذه نعمة ربما لا تقدرونها وأنتم تعيشون فيها. Belki de bugün içinde yaşadığımız durumun kıymetini ve takdirini hiçbirimiz yapamıyoruz. كل من قرأ القرآن وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم كل ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesini okuyan من الذي خلقه؟ لماذا خلقه؟ ما هذا الكون من حوله؟ ما هذه السماء؟ ما هذه الأرض؟ ما هذه الدواب؟ ما هذه البحار؟ ما هذه؟ ما هو مصيره؟ كائناتın yaratılışı, denizlerin, nehirlerin yaratılışı, insanın yaratılışı, onların geleceği, gideceği yol. اليوم أعتبر أن أعظم ما أدركته في حياتي هذا الإيمان الحمد لله الراسخ بهذا الدين العظيم الذي كثير من الناس محرومون منه مع الأسف الشديد وربما بسببنا لأننا لم نبلغ لم نبلغهم كما يجب أن نبلغهم يعني يقينا لا يتطرق إليه الشك وهذا يعني يساوي أكثر من الدنيا وما عليها. Bugün konuştuğumuz, okuduğumuz Kur'an ve sünnete dayalı bilgilerimizin ışığında geldiğimiz nokta Allah Azze ve Celle'nin bizi bu dinle müşerref kılması en büyük nimettir. Ama bu nimete ulaşamayan, bu nimete erişemeyen insanlar da var bizim dışımızda. Belki de bunun sorumluluğu ve mesuliyetinin altında da ezilmemiz gerekiyor. Çünkü bu daveti, bu dini bu insanlara biz ulaştırmamız gerekiyordu ama ulaştıramadık. البناء الذي أنزله لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وتركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء متماسك منسجم وهذه نعمة ما بعدها نعمة تكاد تتجاوز الخيال. الله عز وجل bize bir İslam binası ortaya koydu. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle ikmal etti.
وبهذا الإيمان وبهذه المعاني عشت هذا المدى الطويل من حياتي بكل إيجابياته وسلبياته وصعوباته، وما يبدو للناس انتصارات وما يبدو للناس هزائم وامتحان ومحن، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لي. Bu iki esas üzerine hayatımı bina etmeye çalıştım. Yaşadığım zorluklar, güzellikler, imtihanlar, her şeyi bu iki esas üzerinden değerlendirmeye gayret ettim. Bazı salihin كان يدعي أنه يعرف الله سبحانه وتعالى وهو مستعد أن يبتلى بأي شيء. Bazı salih insanlar Allah Azze ve Celle'yi marifetullah'a eriştiklerini iddia ederek artık Allah'tan gelecek her türlü belaya, musibete düçar olabileceklerini ve buna hazır olabileceklerini söylerler. أنا لا أسأل الله سبحانه وتعالى الابتلاء بأي شيء. Ben Allah Azze ve Celle'den beni herhangi bir şeyle iftila etmesini, bir belaya düçar etmesini kesinlikle niyaz etmem. لأنني لا أثق في نفسي. Çünkü ben kendi nefsime güvenmiyorum. إيماني بالله قوي جدا ولكنني خائف من نفسي. Ben Allah'a imanımdan şüphe duymuyorum ama nefsimden endişeliyim. ولكن وأنا أشعر بقرب المغادرة أشعر بأن ما فعلناه لحد الآن ما زال مشتتني. Ama bugüne kadar yaptığım bütün işlerin arkasında iyi yaptıklarımın ve kötü yaptıklarımın bir hesabının olacağına düşünüyor ve bununla endişeleniyorum. نحن حركة انطلقت سنة 81 ابتداء من مجموعة من الشباب. 1981 yılında gençlik hareketini kurdum. ليس عندنا مركز. Bir merkezimiz yoktu. وليس عندنا أموال. Hiçbir malımız yoktu. وليس عندنا جريدة. Bir dergimiz, gazetemiz yoktu. ولا نكاد نكون معروفين. Ve kimse de bizim ne olduğumuzu bilmiyor. إلا عند بعض رجال الأمن. Sadece emniyet güçlerinden bazıları bizim وكان ملفنا كله يتكفل به ضابط واحد. Ve hepsi bir adım olarak bizi görüyorlar. فتطورنا تدريجيا الى دخول عالم الصحافه من خلال مجله وصحف. Hiçbir adımız yokken, sanımız yokken, gazetemiz yokken, bilinirliğimiz yokken biz adım adım yürüdük ve kendimizi ortaya koyduk ve tanınırlığımızı artırdık. واسسنا مجموعه من الجمعيات. Bir cemiyet, bir cemaat kurduk. ودخلنا حزبا سياسيا. Bir siyasi parti kurduk. وشاركنا في الانتخابات. Seçimlere girdik. وفي المرحله الاولى نلنا 9 مقاعد في البرلمان. Ve ilk seçimde 9 tane milletvekili çıkardık. المرحله التي تلتها نلنا 42 مقعد. İkinci seçimde 42 milletvekili çıkardık. المرحله الثالثه نلنا 46 مقعد. Üçüncüsünde 46 milletvekili çıkardık. وقامت جهه علمانيه نافذه بمحاوله تحجيمنا الى اقل حد ممكن. Bizim bu başarımızla liberaller çok karşı çıktılar ve hücuma başladılar. ولكن لما جاءت الانتخابات التي بعد خصوصا بعد الربيع العربي حزنا 107 مقعد. 107 Arap Baharı dönemi geldiğinde 107 tane milletvekili çıkardık. وعينت رئيسا للحكومة. Ve hükümetin başbakanı olarak وحاربني خصومي بكل ما يملكون. Ve elimizde ne varsa ortaya koyduk. ولكن في الانتخابات التي تلت وصلنا الى 125 مقعد. Ama bir sonrakinde 125 milletvekiline çıkardık. وعينت مرة أخرى رئيسا للحكومة. İkinci defa hükümetin başbakanı olarak tayin edildim. ولكن مؤامرة قادها مجموعة من الأحزاب عصفت بهذا التعيين. Ama tabii ki diğer partilerin mücadelesi ve çalışmaları neticesinde bu da sıkıntılı oldu. وترأس الحكومة نفس الحزب حزبنا
من خلال شخص آخر. Ve bizim aynı partiden ikinci bir kişi reis olarak seçildi. ونزلنا إلى المرتبة الأخيرة الثامنة ب13 مقعدا فقط. Ve 8. parti durumuna düştük. وكان من الممكن أن أقول الآن أن الأوان أن أنسحب إلى بيتي. Benim şöyle bir yolum, yordamım olabilirdi. Tamam, bu karaya geldi, buraya geldim ve bundan sonra artık ben istifade edeyim ve evime çekileyim diyebilirdim. ولكن رغبت الإخوة في أن أرجع إلى رئاسته. Ama ben arkadaşlarımın başına tekrar dönme arzusundaydım. وشعوري بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة ألزمني أن أرجع إلى رئاسة الحزب. Böyle bir zor durumda arkadaşlarımın ve kardeşlerimin tekrar yanında olmak, onların başında olma mesuliyeti benim mensubiyetimin bir gereği olarak gördüm. لأن ما يسمى الحركة الإسلامية سواء نجحت أو لم تنجح تفتح عينك على شيء أساسي. İslami hareketin içerisinde olan bir kişi olarak ister hareketiniz başarılı olsun, ister başarısız olsun, her iki durumda da gözünüz yeni bir şey görüyor, yüzünüz yeni bir perdeye açılıyor. وهو الإسلام. O da İslam perdesidir. والإسلام يعلمك أنك مسؤول. İslam sana bu işte mesuliyetini hatırlatıyor ve öğretiyor. ويمكن أن تكون أخطأت. Hata etmiş olabilirsin. ولكن دائما مطلوب منك أن تراجع. Ama senden istenen şey o hatanı gözden geçirmen ve düzeltmek için uğraşman. وأن تصحح. Onu düzeltmen. ولهذا رجعت أفكر في ما هي الأساسيات التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجه لكي يحقق كل هذا الخير في هذا الوقت المحدود جدا الذي لا يصل إلى ربع قرن. Devlet başkanlığından ülkedeki 8. parti konumuna düştüğümüzde tekrar İslam'a, İslam perdesine döndüm ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerine baktım ve nerede yanlış yaptık, neyi hata ettik, tekrar Allah Resulü'nün ölçülerine bakmaya gayret ettim. طبيعة الحال كل الذين دخلوا هذا الطريق كان أملهم أن ينسجوا شيئا قريبا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tabi bu yola giren herkes kendi ölçüsünü ve liderini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olarak seçtiği için yaptığı işleri de onun yaptığı işlere yakın olmasını ister. وإن كان المسلمون اليوم ينطلقون منطلقات لم تكن تتخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bugün tüm Müslümanlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği ve yürüdüğü yollarda ulaşılmayan yerlerde olmuş olabilirler. فالمسلمون في كل أرض. Ve bütün dünyada, bütün yeryüzündeki Müslümanlar ولهم 57 دولة. 57 tane İslam ülkesi var. Olum aşarat alaf au malayin mesacid. Milyonlarca camisi var. Ve fi nefs el vakt yaishun ba'asi. Aynı zamanda günahlara bata çıka yaşıyorlar. Ve muşattatun. Ve hepsi birbirinden ayrı. Ve ihvanuhum yuqtaluna amama a'yunihim fi Gazze. Ve Müslüman kardeşler birbirlerini öldürüyorlar ve Gazze'de de öldürüyorlar. وفي دول أخرى. Daha başka ülkelerde. فنحن لا يمكن أن ننسى إخواننا الروهينجا. Yani Rohingya'yı unutmamız mümkün değil. والإيغور. أين؟ وغيرهم ممن يعيشون في إفريقيا وفي في دول يعانون فيها. Yani İslam dünyasının farklı coğrafyalarında yaşayan ve öldürülen, zulme uğrayanları unutmamız mümkün değildir. ولهذا فنحن محتاجون إذا كنا جادين وإذا كنتم جادين في السير في هذا الطريق أن نرجع إلى الأساسيات. Dolayısıyla eğer biz bu yolda
doğru bildiğimiz yolda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda yürüme gayreti içerisinde ciddi isek bazı esaslara geri dönmemiz gerekiyor. Evvelül esasat alleti azunnu cemi'una entebehe ileyha hiyel iman. İlk esasımız ve bütün insanların da esası iman. Vel muslimun cemi'an mu'minun. Müslümanların hepsi mümin, inanan insanlar. Velakin nahnu alladina selekna hada tariq au nuridu an nasluka hada tariq yajibu an nujaddida imanana wa nusahhihahu wa nuqawwiyahu. Ama biz bu yolda yürümeye karar verdiysek, bu mücadeleye karar verdiysek, bu imanımızı tazelememiz ve yenilememiz gerekiyor. هذه الدنيا يا اخوتي الكرام لا يخفى على احد انها دار ابتلاء. Bu dünya hayatının kimseye faydası yok. Bu dünya hayatı bir imtihan dünyasıdır. Kullu al-muslimin takriben yakra'una kavlehu ta'ala tebarakallazi biyedihil mulk ve huve ala kulli şey'in kadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Bütün müminler, bütün Müslümanlar Mülk suresinin ilk ayetlerini okurlar. Tebarakellezî biyedihil mülk, ellezî ölümü ve hayatı imtihan hanginiz daha iyi amel edeceksiniz diye yarattım diyen Allah'ın kelamını bütün müminler okurlar. Lakin umumul muslimin لَا يُعْقُونَ الْاَوْلَوِيَّةَ لِمُقْتَضَ الْاِيمَانِ دَائِمًا. Ama Müslümanların ekserisi bu iman esasına pek de ehemmiyet vermezler. الْاِيمَانِ اَيُّ الْخُطُ الْكِرَامِ هُوَ الْاَسَاسُ الْاَوَّلِ الَّذ۪ي عَلَّمَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ اِيَّهِ مِنْ خِلَالِ كِتَابِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerinin ilk esası imandır. سورة البقرة بعد سورة الفاتحة تبتدئ بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Fatiha'dan sonra Bakara suresinin ilk ayetlerinde müttakinleri tarif ederken Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ ifadesini kullanır. الإيمان أيها الأخوة الكرام هو أن تعطي الأولوية لمقتضى الإيمان في حياتك كلها. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle nasıl ki Kur'an'ın ilk başlarına iman esasını koyduysa bir mümin de hayatının bütün evrelerini iman esasının arkasına dizmek zorundadır. وَيَبْقَى بَيْنَ عَيْنَيْكَ اَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَيُجَازِي اَوَّلًا عَلَى الْاِيمَانِ بِجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اَوْ بِنَارٍ وَقُودُهَا النَّاسُ. Dolayısıyla bir mümin olarak İki gözümüzün önüne önce imanı koyup ve Allah Azze ve Celle'nin ahiret günü imanı olanları cennetine koyacağını düşünmemiz, ona göre hareket etmemiz lazım. وَكُلُّ النَّاسِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Ve bütün insanlar hem cennete hem de cehenneme iman ederler. لَكِنْ لَيْسَ كُلَّهُمْ يَنْتَبِهُونَ اِلَى خَطَرِ حَقِيقَةِ النَّارِ اَوْ اِلَى عِظَمِ نَعِيمِ الْجَنَّةِ. Bütün insanlar ve Müslümanlar cennet ve cehenneme iman ederler. Ama pek azı cennet nimetlerinin güzelliğine ve cehennemin korkunçluğuna intibah ederler. وَاَوَّلْ مَا يَجِبْ وَنَحْنُ نَتَحَدَّتُ عَنَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَ لَنَّ هَذَا مَوْضُوعٌ كَبِيرٌ وَلَا يَنْتَهِي. Bu konuyu uzatmak istemiyorum. Çok uzun bir şey ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sa'atihi mitalen vahiden an imani vahidin min ashabi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir kişinin imanını örnek olarak vereceğim. Hada sahabi kana indehu ha'id bimana kana indehu yani mızra'a. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeden bir tanesinin bir mezrası vardı. وَاَحْتَاجَ اِلَى نَخْلَةٍ تُوْجَدُ عِنْدَ جَارِهِ لِكِي يَضُمْهَا اِلَى مَزْرَعَةٍ. Kardeşinin arsasından
geçmesi gerekiyordu ki kendi arsasına, tarlasına ulaşabilsin. فطلبها منه أن يعطيه إياها لوجه الله. Yani Allah rızası için kendisine yol vermesini istedi. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له الموضوع. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hükmetmesi, hüküm vermesi için gittiler. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة أعطيها إياه بنخلة في الجنة. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu kardeşine istediğini ver, cennette senin için bir yer var. فأبى. Adam yüz çevirdi. فسمع ذلك صحابي اسمه أبو الدحداح. Ve bunu Ebu Deda isminde bir başka sahabi duyunca فذهب عند صاحب النخلة. O yer sahibine gitti. وقال له أعطني هذه النخلة. Bunu bana ver. بضيعتي كاملة عنده يعني ضيعة مزرعة. قال أعطيك مزرعتي وتعطيني هذه النخلة وحدها. Yani sen sadece bu yola terk edeceğin o hurmayı, o ağacı, bir tek ağacı bana ver, ben bütün arazimi sana vereceğim diye teklif götürdü. فَقَبِلَ الرَّجُلُ. Ve adam da bunu kabul etti. فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geri döndü. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي قَدْ اِبْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي فجعلها له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عتق رداح لأبي الدحداح في الجنة مرارا. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitti dedi ki ya Resulallah ben bu kardeşimizin istediği yeri satın aldım ve buyurun bunu da istediğiniz gibi kullanın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan فأتى الرجل إلى امرأته وقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فإني بعته بنخلة في الجنة. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Da'da'yı cennetle müjdeledi ve o adam geri geldiğinde dedi ki çık buradan, ben burayı cennet karşılığında satın aldım, sattım dedi. فَقَالَتْ قَدْ رَبِحَ الْبَيْعَ قَدْ رَبِحْتَ الْبَيْعَ اَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا وَخَرَجَتْ. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şey karşısında da kullanılan ifade kesinlikle kâr ettin, zarar etmedin veya buna benzer bir ifadeydi. هذا هو الإيمان الذي صنع العجائب. İşte bu nesilleri yetiştiren iman bu imandı. Cennete gerçek manada iman etmek, cennetin ne olduğunu anlamak bu şekilde bir sahabinin hayatında tezahür etmiş oldu. عند الرجل وعند زوجته. Kadın ve erkek hayatında da böyle. وإن كنت لا أدعوكم إلى هذا المستوى من الإيمان. Eğer karı koca hayatında, yaşam tarzında bu iman أخشى أن أفتنكم. Bu iman bizim hayatımızı düzenlemezse ولكن أقول لكم يجب أن نحاول أن نتأسى بهذا الجيل في مثل هذا العمل في مثل الإيمان. Bu sahabe-i kiramın ortaya koyduğu iman üzerinden kendi karı koca hayatlarımızı düzenleyemezsek bizden sonra gelecek nesillerde daha kötü olacaktır. لأن قناعتي أن الحركة الإسلامية والحركات السياسية دائما تتحدث عن الآخرين. İslami benim gördüğüm şu ki İslami hareketler ve siyasi partiler sürekli başkalarıyla ilgileniyorlar. وقلما تتحدث عن نفسها. Hep başkalarının hataları veya yanlışları ile ilgili konuşuyorlar ve çok az ve nadiren kendileriyle ilgili konuşuyorlar. وَقَلَّمَا تَدْعُوا أَبْنَاءَهَا إِلَى الْاِجْتِهَادِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْاُمُورِ. Ve bu mücadeleyi veren şahıslar kendi çocuklarını daha az bu çalışmalara davet ediyor ve zorluyorlar. وَقَلَّمَا تَجْتَهِدُوا فِي تَقْطِيرِ أَبْنَائِهَا فِي هَذَا الْاِتِّجَاهِ. Ve özellikle de bu kendi çocuklarını bu yöne yönlendirmede zayıf kalıyorlar. فَيَنْشَأُ الْاِنْسَانُ مُعْجَبًا بِنَفْسِهِ وَشَاتِمًا لِلْآخَرِينَ. Yani insanın tabiatı gereği kendi nefsini sever, över ama başkasına da söver. وَيُفَكِّرُ فَقَطْ كَيْفَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ مَكَانَهُمْ لِكَيْ يُطَبِّقَ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ مُقْتَضَى الْاِسْلَامِ فِي دِينِهِ.
Yani kendi kafasında oluşturmuş olduğu veya düşünmüş olduğu İslam'ı ve gerekleri başkasında nasıl görebilirim? Kendisinden ziyade karşısında görmeyi ve göstermeye odaklanır. Ma enne Rasul sallallahu aleyhi ve sellem evvel ma bu'ita iltezeme huve bi nefsi. Halbuki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam karşısındakinden ne isteyecekse önce kendisi tatbik etmiş ve yaşamıştır. وَأَطَّرَهُ رَبُّهُ وَقَالَ يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا. Ve bu münasebetle de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle ne buyurmuştur? Ey örtüye bürünen, kalk ve namaz, gece kıyamı yap. نِصْفَهُ اَوْ نُقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا. Yani Allah Azze ve Celle neredeyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gecenin yarısıyla mükellef kılmış, yapmaması halinde de adeta azarlarcasına bir ayet-i kerime indirmiştir. فَهَلْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ الْقَوْلُ خَف۪يفًا اَمَّا يَزَرُ تَق۪يلًا. Bugün aynı ayetleri bizler okuduğumuzda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen bu ayetlerin ağırlığı o ağırlıkta mı yoksa bize çok mu hafif geliyor? مَا يَزَرُ تَق۪يلًا وَيَزْدَادُ تَقْلًا. Hayır, kesinlikle bu ayet çok ağırdır ve ağır olmaya da devam edecektir. وَلِهَذَا لَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يَبْقَى الْإِنْسَانُ شَخْصًا عَادِيًا وَيَظُنُّ أَنَّهُ سَيُنْجِزُ مِثْلَ مَا أَنْجَزَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dolayısıyla insanlar böyle basit bir şekilde pratik yaşam tarzını benimseyerek yaşadıktan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı, o kadar sıkıntı çektiği, ibadetlerini, taatlerini yaptığı, yerine getirdiği gibi mükafata ereceğini düşünmesin. El-esasu t-tali el-lezi bi tabi'atil hal. Bu birinci esastı, iman meselesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun sahabe-i kiramı gibi iman etmek. İkinci esasa gelince لِكُلِّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْلُكَ هَذَا الطَّرِيقِ. Kim bu yolda yürümek istiyorsa وَأَظُنُّ أَنَّكُمْ جَمِيعًا تُرِيدُونَ أَنْ تَسْلُكُوهُ. Ve öyle görüyorum ki burada bulunan bütün kardeşlerimiz bu yolda yürümeye azimli ve kararlı. وَهُوَ الْعِلْمِ. İlim elde etmesi gerekiyor. أَنَا لَا أَتَكَلَّمْ عَنْ عِلْمِ التَّخَصُّصِ. Ben burada özel bir alandan bahsetmiyorum. أو الفقه أو المقاصر أو غير ذلك. Burada ben fıkıhtan bahsetmiyorum veya makasıttan bahsetmiyorum, faydalardan bahsetmiyorum. هذا لابد أن يكون له دائما من يشتغل به. استمع. ولكن أتكلم عن العلم الذي تعلمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا به بهذه المواصفات. Benim burada kastettiğim ilim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talebesi olan Ashab-ı Kiram'ın Hazreti Peygamber Efendimiz'in kendisinden elde etmiş olduğu ilim ve sıfatlardır. وَهَذَا مَجْهُودٌ كَب۪يرٌ مَطْلُوبٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ فَرْضِيًّا. Ve bu ilim öğrenmek ve bu sıfatları, sahabenin kazandığı bu sıfatları ve ilmi kazanmak bütün Müslüman fertlerden birer birer istenen bir emirdir. وَمَجْهُودٌ جَمَاعِيٌّ مَطْلُوبٌ مِنَ الْحَرَكَاتِ الْإِسْلَامِيَةِ وَالْأَحْزَابِ الْإِسْلَامِيَةِ وَالْجَمَاعَاتِ التَّرْبَوِيَةِ كُلُّهَا لِتُؤَطِّرَ بِهِ أَبْنَاءَهَا بِكُلِّ مَا تَسْتَطِعُ. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabenin öğrendiği bu ilmin fert fert öğrenilmesi önemlidir ve gereklidir. Cemaatlerin öğrenmesi önemlidir, gereklidir. Üniversitelerin, eğitim müesseselerinin öğrenmesi, siyasi hareketlerin, siyasi partilerin öğrenmesi önemlidir. يمكن أن نطرح على أنفسنا سؤالا. هل نقرأ القرآن؟ Kendimize bir soru soralım. Kur'an okuyor muyuz acaba? هل نقرأه بما فيه الكفاية؟ Yani yeterince okuyor muyuz? هل نقرأه بتدبر؟ Düşünerek, anlayarak okuyor muyuz? هل نقرأه بتفكر كما أمرنا الله تعالى؟ Allah'ın bize emrettiği gibi düşünerek okuyor muyuz? هل ندرسه دراسة؟ Bunu bir ders olarak görüyor ve anlamaya çalışıyor muyuz? هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı böyleydi. وَلِهَذَا اَتَّرَ فِي حَيَاتِهِمْ مَا لَمْ يُؤْتِرْ فِي حَيَاتِنَا. Dolayısıyla onların anladığı, tedebbür ettiği, tefekkür ettiği, Kur'an'dan anladığı ve hayatlarına yansıttığı ve başarılarla dolu İslam tarihi bizim hayatımızda temerküz etmiyor ve bizim hayatımızda görünmüyor. الأستاذ عبد الله النفيسي وهو يعني مناضل كبير من الحركة الإسلامية قال لاحظت أن المسلمين يقرؤون القرآن من أوله إلى نهايته مرة كل شهر أو أكثر لا يكادون ينتبهون إلى ما يقرؤون. عبد الله النفيسي إسلامي حركة liderlerinin önemli şahsiyetlerinden bir tanesi. Bu dava içerisinde bulunan kardeşlerimizin her ay başından sonuna muhakkak Kur'an-ı Kerim'i okuması gerektiğini söylüyor. اقرأ منه ما تيسر ولكن انتبه إلى ما تقرأه. Yani burada önemli olan sizin kolayınıza gelen okuyabileceğiniz şekilde Kur'an okumak ama önemli olan nedir burada? Onu anlamak ve düşünerek okumak. أنا أقرأ القرآن وأتعجب كيف أبقى مجتمعا ولا أتشتت. Ben bu Kur'an'ı okuyorum ama aynı zamanda nasıl ayrılık içerisindeyim, nasıl birbirimizi farklı yerlerde, mecralarda bulunuyoruz. Allah قال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah Azze ve Celle Haşr suresinde buyurduğu gibi şayet bu Kur'an-ı Kerim azimüşşanı biz dağlara indirmiş olsaydık onların paramparça olduğunu görürdünüz diye. Dolayısıyla biz kendimize görüyoruz ki biz insan oğlu olarak dağlardan daha mı kuvvetliyiz? وَهَكَذَا الْاِطِّلَاعَ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Bu aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde de var. وَسِيرَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da var. وَتُرَاثِ عُلُومِ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهَا. Ve bütün İslam İslami ilimler mirasımızda da var. ثُمَّ مَا يَرُوجُ الْيَوْمَ فِي الْعَالَمِ. Yani bu dünya nereye gidiyor? نحن لم نعد مقابل المشركين الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı müşrikler devrine dönmeyeceğiz. أصبحنا مقابل علمانيين يتكلمون عن نظم اقتصادية واجتماعية وسياسية مخالفة لديننا. Biz bugün liberallerle, iktisatla, farklı ilim dallarıyla İslam'a muhalefet eden insanlarla karşı karşıyayız. أصبحنا مقابل من يدعو إلى تغيير وضعية المرأة في أمة الإسلام لتكون مثل المرأة الغربية. Bugün İslam ümmetinin çok önemli bir kıymeti olan kadınlarımızı artık Batı medeniyetinin bir parçası olarak görmeye, bunun için mücadele eden insanlarla karşı karşıyayız. أصبحنا في أوضاع شديدة الخطورة. Çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. مع أنهم كان يكفي أن نذكرهم بأنهم يضعون آباءهم في يعني مراكز للمسنين ونقول لهم أنه في سنة 2005 إذا ذكرت 19,000 رجل وامرأة كبير يعني كبار في السن ماتوا لأنهم لم يجدوا من يعطيهم جرعة ماء. Batı dünyasında yaklaşık 900 civarında yaşlı insan, erkek ve kadın kendilerine su ve yiyecek verilmediği için batıda ölümle karşı karşıya kalmışlar. الإسلام محتاج لناس يعيشون عصرهم ويحسنون تعلم ما يحتاجون إليه ليدافعوا عنه ويقنعوا به أقاربهم وأبنائهم وشعوبهم. هذا هو الإسلام. İslam bu dinin merhamet dini olduğunu, bu dinin gereklerini onlara anlatmamızı, onların evlatlarına, çocuklarına anlatmamızı gerektiriyor. İslam dediğimiz din budur. وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِبَدْلِ الْمَجْهُودِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. Bu anlatım da ancak bizim ilim elde etmemizle, Peygamber Efendimiz'in öğrencileri, sahabe-i kiramın elde ettiği şekliyle o sıfatları üzerimize almamızla gerçekleşir. وَهَذَا لَا يَتَيَسَّرُ لِمَنْ حَيَاتُهُ عَادِيَ كَكُلِّ النَّاسِ. Ve bu ilim dediğimiz ve bu sıfatlar, sahabe sıfatları
Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın öğrencisi mesabesindeki ilim normal bir hayat tarzı yaşayarak elde edilemez. El-esasü t-tali l-tali r-aytu av iktenaktu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bena aleyhi hada'd-din. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan öğreneceğimiz, elde ettiğimiz üçüncü esas ise vel-ibade. İbadettir. El-ibadetu eyyuhel ikhutul kiram بالنسبة لنا لها نتائج كطمئنان القلوب وغيره. Bizim için bir neticesi vardır. ولكنها واجبة علينا بنص القرآن الكريم. Bizim bazı vaciplerimiz var, gereklerimiz var, bunları yerine getiririz. بل إن ربنا جعلها مقصوده من إيجاد خلقه. Ama Allah Azze ve Celle bildiğiniz gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Dolayısıyla Allah'ın bu halkı, mahlukatı yaratmasının ana sebebi ibadettir. كان يمكن أن تساعدني في كتابة هذه الورقة. Bu metni yazmama yardımcı olabilirdi. إخواني وأخواتي لا بد هنا أن أؤكد على الصلاة. الصلاة في المسجد، الصلاة بالخشوع، هذه الأشياء سأقولها لكم بكل صراحة لا تأتي عفوية، تأتي ببذل المجهود، المجهود الذي به تستقيم نفس الإنسان ثم يأتي المدد من الله سبحانه وتعالى. كاردشترم هنم كاردشترم genç kardeşlerim, ibadet dediğimiz şey, özellikle namaz dediğimiz şey, kendi kendine ulaşacak bir şey değildir. Namazı mescitlerde kılmamız gerekiyor, huşu ile kılmamız gerekiyor. Huşu ile ve mescitlerde kıldıktan sonra namazın gerçekliğini ve olması gerektiği gibi bir ibadet olarak yerine getirdiğimizde ancak Allah'ın yardımı bize ulaşabilecektir. بالنسبة إلينا أيها الأخوة الكرام، العبادة عامة والصلاة خاصة ليس فقط أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكنها تقرب من الله. نماز kılmak، ibadet etmek، نماز kılmak bizi sadece fuhşiyattan ve kötülüklerden alıkoyan bir ibadet değil، aynı zamanda Allah'a yakınlaştıran bir görevdir. وأظن أنكم جميعاً تعرفون هذا. يعني bu anlattıklarımı hepinizin bildiğini düşünüyorum aslında. ولكن مع ذلك لو كنت جئت من المغرب إلى هنا فقط لأقول لكم هذه الكلمة وأذكركم بها لكان كافياً ومفهوماً. Ben bütün bunu bilmeme rağmen anlattıklarımın hepsini sizin bildiğinize rağmen Mağrip'ten, Fas'tan kalkıp İstanbul'a gelip burada, bu sahnede bunları size hatırlatma durumunda kalıyorsam bunun da bir sebebi var. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل تعرفونه جميعا حتى عد. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam uzun bir hadis-i şerifte, sizin de bildiğiniz bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Kullar ancak nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşabilirler. الحياه العصريه التي نعيشها لا تترك لك الوقت لكي تفكر في هذه الاشياء. Öyle bir hayatta yaşıyoruz ki, öyle bir hayatı yaşıyoruz ki bunları düşünecek bile vaktimiz yok. وحتى انا نفسي ben bile kendi şahsım olarak حين اعيش الحياه العاديه لا اتذكر هذه الاشياء. Kendi hayatım boyunca bunları düşünecek kadar vaktim olmadı. ولكن حين آتي إليكم أو لا أمثالكم وأذكره بهذا الحديث فإنها تتحرك فيها أشياء أخرى. Ama ben bugün buraya Fas'tan kalkıp gelip ve bunları hem kendime hem size hatırlatıyorsam bu sefer kendi zihnimizde ve dünyamızda bazı şeyler yeşerecektir. هل تقدرون ما معنى أن يحبكم الله؟
Allah'ın sizi sevmesinin manasının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? لم أرد أن أطيل عليكم وأقرأ لكم الحديث كله ولكن إذا أحبك الله فقد انتهى الموضوع بالنسبة إليك. Hadis-i şerifi size okumadım. Uzun bir hadis-i şerifti ama o hadis-i şerifte geçen nafile ibadetleri yapın ki Allah sizi sevsin hadis-i şerifinden anladığımız, Allah sizi severse artık başka bir şeyin kıymeti kalmaz kendi hayatınızda. وَإِذَا أَحَبَّكَ اللّٰهُ أَمَرَ مَلَائِكَتَهُ أَنْ يُحِبُّكَ. Allah sizi severse meleklerini emreder, ey melekler ben bu kulumu sevdim, siz de sevin. وَأَمَرَ مَلَائِكَتَهُ أَنْ يَأْمُرُوا الْعِبَادَ أَنْ يُحِبُّكَ. Melekler de kullara nida eder ve derler ki Allah seviyor, biz sevdik, siz de sevin. ألا ترون أن البشرية بعد 14 قرنا لا يزال أحب الناس إليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bugün yaklaşık 15 asır geçmesine rağmen insanların en çok sevdiği kişinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olması size bir şey hatırlatmıyor. ولهذا فالسياسيون الذين يبحثون عن النصر في السياسة بعيدا عن هذه المعاني لا يفقهون شيئا. Dolayısıyla siyasetçi de olsanız, insanların sevgisini ve muhabbetini kazanmak istiyorsanız, bu söylediğimiz hadisi şeriften yola çıkmıyorsa, nafilelerle kendini güçlendirmiyorsa, Allah'a kendini sevdirmiyorsa, kullara da kendisini sevdirmesi mümkün değildir. الناس قد يصوتون عليك اليوم ويكفرون بك غدا. Bugün sana oy verenler yarın oy vermeyebilirler. لكن إذا أحبوك قد يصوتون عليك وقد لا يصوتون عليك. Ama seni severlerse bugün de oy verirler, yarın da oy verirler. ولكنهم سيبقون يحبونك ولو بعد وفاتك. Ve sen ölünceye kadar seni sevmeye, hatta öldükten sonra da sevmeye devam edecek. النقطة الخامسة يا أخي الكرام التي بدون شك تعرفونها جميعا وتمارسونها. Bugün beşinci esas olarak size zikredeceğim şey hepinizin bildiği ve hayatınıza tatbik ettiğiniz bir şey aslında. O hiye da'va. Bu da davettir. La uridu an utila aleykum. Uzatmayacağım. Lakin ad-da'vatu ya ikhwani fi adna al-halat hiye inqadun lil-insan. Davetin en asgarisi insanları kurtarmaktır. El-istijabatu lid-da'vati gayyarat hayati. Bu davete, bir davete icabet etmek benim hayatımı değiştirdi. Ve ana aishu fi sa'adati hada at-taghyir ila al-yawm. Ve o hayatımın dönüm noktasının mutluluğunu bugün bile hala hayatımda yaşıyorum. Ve amami asharat bel mi'at bel alaf min an-nas الذين غيرت الدعوة حياتهم من الشقاء إلى السعادة ومن الوسخ إلى النظافة ومن الشر إلى الخير. Sadece bu davet yoluyla bizzat kendim müşahede ettiğim, gördüğüm onlarca, yüzlerce, binlerce insan kirli bir hayattan temiz bir hayata, kötü bir yaşam tarzından mutlu bir yaşam tarzına geçmişlerdi. وأولادهم وزوجاتهم وأسرهم وأقاربهم. Sadece kendileri değil, bu temiz hayatı ve saadeti hem çocukları, hem aileleri, hem de eşleri yaşamıştır. وحتى حين يبتلون يصبرون ويرجعون إلى الله. Hatta bir musibetle karşılaştıklarında ona sabrediyorlar ve Allah'a yöneliyorlar, ondan bağışlanma diyor. İhvanuna fi Gazze al-yawm du'u fastajabu ve hafizu al-Kur'an al-Kerim ve aqamu hayatahum ala al-jidd. Unzuru maza yef'alun al-yawm. Bugün Gazze'deki kardeşlerimiz hepsi hafız kardeşlerimiz. Medinetun sagira yectemi'u alayha al-alam al-garbi kulluhu ve la yahzimuha mundu 9 ashhur. Gazze'de yaşayan kardeşlerimiz, ibadetlerine düşkün kardeşlerimiz, dualarına, davetlerine devam eden kardeşlerimiz,
Allah'a sığınan kardeşlerimiz öyle bir hale getirdiler ki bütün dünya, bütün batı onlara karşı birlik olsa da onlar Allah'ın izniyle tek başlarına mukavemet gösteriyor ve direnişlerini sürdürüyorlar. وَلَهُمْ فَضْلٌ كَبِيرٌ عَلَيْنَا. Allah'ın büyük bir fazlı kerimi onların üzerindedir. وَفَقَدْ اِذَا نَجَوْنَا مِنْ خِذْلَانِهِمْ اَمَامَ اللّٰهِ فَقَدْ نَجَوْنَا. Eğer onların sayesinde onların başarısı olacaksa, onlar kurtulursa inşallah onların sayesinde biz de kurtuluşa ermiş olacağız. النقطة الخامسة أيها الأخوة الكرام هي الاستقامة. Biraz önceki dörttü, bu şimdi beşinci, o da istikamet. Beşinci esasımız istikamet. وبكل صراحة وبكل صدق هذه هي عقدة الموضوع. Çok açık şekilde ve açık sözlülükle ifade etmek istiyorum. هذه هي عقدة الموضوع بالنسبة إليه. Yani bizim konumuzun ana damarı bu istikamet meselesidir. لاحظت فيما لاحظت بصفة عامة في الأفراد والجماعات والأحزاب إلى آخره أن هذه الاستقامة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم تراعى ولا تراعى. Bütün hayatım boyunca fert fert, cemaat cemaat, siyasi olarak bütün topluma baktığımda Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bu istikamet meselesi üzerinde durmamız gerekiyor. الاستقامه ايها الاخوه الكرام انتشرت في الحركه الاسلاميه كاقامه الصلاه. İstikamet meselesi özellikle İslami hareketlerde namaz gibi önemlidir ve yayılmıştır. وانتشرت كحجاب المرأة. Bir kadının örtüsü kadar önemlidir ve yayılmıştır. وانتشرت في كثير من الامور. ولكنها بقيت مقصرة في أمور أساسية لمجتمعاتنا إذا كنا نريد أن نكون كما يريد الله وإذا كنا نريد أن نتقدم وننهض. İslami hareketlerde, teşkilatlarda, partilerde bu istikamet meselesi bir kadının, Müslüman bir kadının örtüsü kadar önemlidir. Bir Müslüman erkeğin namazı kadar önemlidir. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef bu teşkilatlarda ve toplumlarda burada bir zafiyet görüyoruz. فنرى أن موظفنا ومعلمنا وأستاذنا وطبيبنا وحرفينا كلهم في الغالب يشبهون ما عليه الناس في المجتمع. Maalesef bugün toplumumuza baktığımızda memurlarımız, işçilerimiz, doktorlarımız, sanatçılarımız, toplumun her kesiminden Müslümanlar toplumun diğer kesimine benzemeye başlamıştır. ونحن نشكو من الفساد. Biz fesattan şikayet ediyoruz. Allahu Teala يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki fesatçıların, müfsidinlerin amellerini ıslah etmez, düzeltmez. فالذي يريد أن يسلك هذا الطريق يجب أن يتعلم الاستقامة في كل شيء. Eğer biz bu yolda düzgün ve doğru bir şekilde yürümek istiyorsak, ciddi ise istikamet sahibi olmalıyız ki Allah da bizi başarıya ulaştırsın. يجب أن يكون أبناء الأهلة السبعة ومن يحاول أن يعمل مثلهم كالعلامات المرتفعة في السماء باستقامتها. Burada Yedi Hilal Derneği, Yedi Hilal Derneği ile irtibatı olan gençlere gökyüzündeki yıldızlar gibi istikameti bir yıldız gibi asıp onu hedef göstererek o şekilde çalışmalar yapmalı. اِذَا كَانَ النَّاسُ يَكْذِبُونَ لَيَكْذِبُونَ. İnsanlar yalan söylüyorsa Yedi Hilal'in gençleri yalan söylemeyecek. اِذَا كَانَ النَّاسُ يَغُشُّونَ لَيَغُشُّونَ. İnsanlar rüşvet alıyorsa, insanları hile yapıyorsa Yedi Hilal'in gençleri اِذَا كَانَ النَّاسُ يَخْدَعُونَ لَيَخْدَعُونَ. İnsanlar ihanet ediyorsa, kandırıyorsa Yedi Hilal'in gençleri kandırmayacak. اِذَا كَانَ النَّاسُ لَا يُوَفُّونَ بِالْعُهُودِ هُمْ يُوَفُّونَ. Onlar eğer vefa göstermiyorsa bizler vefalı olacağız. Yedi Hilal gençleri vefalı olacak. اِذَا كَانَ النَّاسُ لَا يُؤَدُّونَ الْأَمَانَاتُ يَجِبُ أَنْ يُؤَدُّوهَا. Eğer insanlar emanete ihanet ediyorlarsa, sahip çıkmıyorlarsa Yedi Hilal gençleri emanete sahip çıkacaklar. اِلَى آخِرِهِ. Bu nereye kadar götürebilirsin? اِذَا كَانَ النَّاسُ لَا يَتَوَضَعُونَ هُمْ يَتَوَضَعُونَ.
Nereye kadar götürebilirsek götürelim. İnsanlar mütevazı değillerse bizler mütevazı olacağız. Ba'du ebnâ'il hareketil islamiyye lemmâ vasala ilâ makâbil vezîr asbaha yetekabbaru alâ umû ikhvânihî. Yani bu İslami hareketin yetiştirdiği bazı kardeşlerimize bakıyoruz. Bakan oluyor ama kibirden yanından geçilmiyor. Fahra alâ umûl muvâtidîn. Yani insanlara, vatandaşlara bakış açıları çok sıkıntılı. اَلَّب۪يبُ بِالْاِشَارَةِ يَفْهَمُ اَلَّب۪يبُ بِالْاِشَارَةِ يَفْهَمُ يَفْهَمُ لعل أخانا المترجم قد تعب صلاة المغرب المهم هذا أمر من الله Evet, bu Allah'ın emridir. قال تعالى هذا لا تحتاج أن تترجمه سأقرأ عليه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون إن الله لا يهلك القرى حين يكون أهلها مصلحون إنه لا يظلم It's enough. يمكن أن تترجم هذا أكرر مرة ثانية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك رب نومض ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون Evet, yani zulm ile yönetilen bir şeyi Allah ıslah etmez kesinlikle. İfade yani şey gelmedi, tercüme edemedim arkadaşlar. Sesin gelmiyor, bağırman lazım. İsme'u minni ya ikhvan. İde istakamtum entum. Ve urife ennekum mustakimun. ستبدأ الاستقامة تنتشر في المجتمع. أنا تركتك معذرة قلت لهم إذا استقمتم أنتم وعرف أنكم مستقيمون ستنتشر الاستقامة في المجتمع. Şimdi istikametten bahsediyorduk. Eğer siz istikamet sahibi olursanız sizin ardınızdan da bütün toplum istikamet sahibi olacak. وإذا استقمنا فإن كثيرا من مشاكلنا كأمة ستنتهي. Eğer biz istikamet sahibi olursak ümmet olarak birçok problemimiz de istikamet sahibi olmamızla birlikte çözülecektir. وفي القرن العشرين 20. yüzyılda ذهب أحد علماء المسلمين إلى أوروبا İslam alimlerinden bir tanesi Avrupa'ya gidiyor. فرجع فسئل عما رأى رجع فسئل عما رأى. Geri döndü. Vesuil عما رأى. Ne gördüğünden soruldu. Ne gördüğünü sordular. قال تركت هنا مسلمين ولم أرى إسلاما. Ben Müslümanları orada bıraktım ve İslam'ı görmedim. وذهبت هناك وجدت إسلاما ولم أرى مسلمين. Orada İslam orada gördüm. Müslümanlar yoktu. Burada Müslümanları bıraktım. İslam yoktu. هل لا نخجل أن تكون أخلاق بعض الأوروبيين أو عموم الأوروبيين في التعامل خير من أخلاق المسلمين؟ Yani Avrupalı bazı insanların veya çoğunluğunun İslam ahlakıyla bezenmiş olması Bizim Müslümanların İslam ahlakıyla bezenmemiş olması bizi utandırmıyor. بماذا انتشر الإسلام أيها الأخوة الكرام؟ İslam ne ile yaygınlaştı, intişar etti? لما وصل المسلمون إلى المغرب وذهبوا لفتح الأندلس ذهب الأمراء الإسبان يطلبون من الفلاحين أن ينخرطوا في الجيش.
İslam ordusu Mağrib'e, Fas'a geldi, oradan Endülüs'e geçti, oradan İspanya emirlerine gitti ve oradan çalışanların, köylülerin askere alınmasını istedi. قالوا لهم لن نقاتل معكم سمعنا أن المسلمين يحكمون بالعدل اتركوهم يأتون ليحكمون وأنتم لا تحكمون بالعدل. Onlar dediler ki biz sizinle savaşmayacağız çünkü Müslümanlar adaletle hükmediyorlar. Dolayısıyla biz de sizinle birlikte yaşayabiliriz. Sizinle savaşmayacağız dediler. وَالْعَدْلُ رَقْسُ الْاِسْتِقَامَ Bunun getirdiği yer neresi? İstikamet sahibi olmaları. كَمْ مِنَ الْعَرَبِ دَخَلُوا اِلَى مِصْرِ فَاتِحِينَ Kaç tane Araplardan كَمْ مِنَ الْعَرَبِ دَخَلُوا اِلَى مِصْرِ فَاتِحِينَ Mısır'a kaç tane Arap hükümdarlardan veya komutanlardan fethi için girdiler? يَقُولُونَ 4000 4000 kişiden bahsediliyor. هَلْ يُمْكِنْ لِ4000 عَرَبِي اَنْ يُهَيْمِنُوا عَلَى الشعب كالشعب المصري ومساحه كمساحه مصر يعني 4000 tane kişinin veya yöneticinin böyle adım adım Mısır'ı yönetmesi düşünebilir mi? Müstahil. İmkansız. المصريون كانوا مسيحيين والرومان الذين يحكمونهم كانوا مسيحيين. Mısırlılar Hristiyanlılar. Onlara hükmeden Bizans Romalılar da Hristiyanlılar. Ve ala mezhebin muhalif. Her ne kadar mezhepleri farklı olsa da fekanu yurhiqun umum Mısriyin al-akbar. Daha çok Mısırlılarda Kıptiler fazlaydı. Fesemi'u enel muslimin yetesamahun ma'a diyanat al-ukhra. Müslümanların farklı dinlere müsamaha ile yaklaştıklarını duyduklarında فَتَسَاهَلُوا حَتَّى يَدْخُلُوهُمْ وَيَطْرُدُوا الرُّومَانِ Onların Mısır'a girmelerini kolaylaştırdılar ve Romalıları Mısır'dan atmalarına olanak sağladılar. وَلَا تَزَالُوا مِصْرْ فِيهَا عَشْرَ فِي الْمِئَ مِنَ الْأَقْبَاطِ اِلَى الْأَرْضِ Ve dolayısıyla Mısır'da %10 civarında Kıptiler yaşamaktadır. يَتَمَتَّعُونَ بِكُلِّ حُرِّيَّتِهِمُ الدِّينِيَّ Ve bütün dini hürriyetlerini özgürce yaşayabilmektedirler. Ve fi İfrika. Afrika'da kana tüccar min şemal İfrika حين ينزلون الى الدول الافريقيه يعرفون باستقامتهم ووفائهم بالعهود وادائهم للامانات. Kuzey Afrika'dan aşağı doğru Afrika merkeze ve güneyine doğru inen Müslüman tüccarlar onlarla alışverişte yaptıklarında istikamet sahibi olduklarıyla ün saldılar. هذا هو السبب في دخول الأفارقة. Dolayısıyla Afrikalıların İslam'a girmesinin en büyük sebebi, İslam'a girmelerin en büyük sebebi kuzeyden gelen Müslümanların istikamet sahibi ve adaletli olmaları. والأمثلة كثيرة. Yani burada örnekler çok. وصلت أيها الأخوة الكرام إلى نقطة حرجة. Evet. ذو حرجة. Zor bir noktaya geldik. وما أدري هل ستتحملونها مني أو لا تتحملونها. Yani bunu anlatacağım ama beni mazur görecek misiniz, görmeyecek misiniz bilmiyorum. عموم الحركة الإسلامية تفكر في السلطان. Bütün İslami hareketler veya siyasi partiler hükümet olma, idare etme, devlet olma yönünde düşünceleri var. El hukm. Ben yönetimi ele geçireyim. Yuridun el vusul ila el hukm li ikamati din. Dinin yaşanması için, dinin yaşatılması için hükmü ele geçirmemiz lazım. Bi niyetin hasene. İyi bir niyetle bunu düşünüyor. Lakin ellezî yedhulu ila masâri talab el hukm يعاني مما يعانيه كل من طلب الحكم. Ama ne zaman ki bu yola girdiklerinde artık o hükümetin şikayet ettiği bütün yollardan onlar da şikayet etmeye başlıyorlar. وطلاب الحكم إما أن ينتهوا في هامش المجتمع. Bu hükümetin öğrencileri ya toplumdan ayrılıyorlar. طلاب الحكم إما أن ينتهوا في السجون
ya hapishanelere giriyorlar. طلاب الحكم اما ان ينتهوا في المشالق يا ذا مش اعدام ediliyor. اعدام. طلاب الحكم اما في الهامش اما يعني اما لا قبل الاعدام اما في الهامش اما في السجون اما في الاعدام اما ينتصرون. Yani ya hapse atılıyorlar, ya idam ediliyorlar, ya da sonunda muzaffer oluyorlar. المشكله ان ابناء الحركه الاسلاميه حين تقع لهم مشاكل بسبب طلب الحكم يقولون وقعت لنا هذه المشاكل في سبيل الله. Yani hükümet arzusuyla yola çıkan insanlar problemlerle karşılaştıklarına diyorlar ki biz Allah yolunda bu musibetlerle karşılaştık diyorlar. Lakin el hakika ama gerçekte en ma waqa lahum huwa bi sabab talab el hukm. Bunlar Allah yolunda karşılaştıkları problemler değil, hükümeti ele geçirme veya iktidar olma hırsıyla yolda karşılaştıkları problemlerdir. Ma anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam amarana la nunazi al amra ahli. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ماذا أمرنا؟ لا ننازع الأمر أهله يعني لا ندعو عند الحكام نقول لهم أعطونا الحكم. Evet, çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iktidarı elde etme hırsıyla bizi yönlendirmedi. وأي نبي أو رسول لم يذهب عند ملك ويقول له أعطني حكمك. Peygamber, hiçbir peygamber bir krala veya bir yöneticiye gidip de sen hükümeti bırak, iktidarı bırak, bana ver demedi. وَلَوْ ذَهَبْتَ عِنْدَ فَرَّاشْ فِي بَابِ الْإِدَارَةِ قُلْتَ لَوْ اَعْطِنِي كُرْسِيَكْ لَحَرْبَكَ عَلَيْهِ. Sayet sen yani herhangi sıradan bir memura gitsen desen ki sen kalk ben oturacağım desen adam seni sopayla döver. الأنبياء حتى حين ذهبوا عند الملوك ذهبوا يناقشونه. Yani peygamberler krallara gittiklerinde, yöneticilere gittiklerinde iktidar için değil, dini meseleleri konuşmak için. İbrahim قال عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam gittiğinde dünyanın güneşin nereden doğduğunu, nereden battığını iddia eden ayet-i kerimelerle لَمْ يَقُلْ لَوْ اَعْتِدِي مُلْكَكْ. Hiçbir zaman gittiği kralın karşısında sen idareyi bırak bana ver demedi. وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّ ذَهَبَ عِنْدَ فِرْعَوْنُ قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنُ فَقُولَ لَهُ فَقُولَ لَهُ قُولَ لَيْنَا لَعْلَوْ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Musa Aleyhisselam da Firavun'a gittiğinde ondan iktidar istemedi ama ona güzel sözle mukabelede bulunmak üzere gitti. هذا أكبر خطأ وقعت فيه الحركة الإسلامية. Bugün en büyük İslami hareketlerin en büyük problemi, en büyük hatası iktidar için yola çıkmak ve asıl idealleri ve hedeflerini unutmak. ليس هذا معناه أننا يجب أن ننبطح للحكام. Tabii buradan biz yani kesinlikle biz iktidar istemiyoruz manası çıkarmayalım. فنحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Biz emri bil maruf ve nehi anil münkerle mükellef olan ونحن مأمورون بالنصح لحكام المسلمين. Biz Müslüman hükümdarların idarecilere nasihat etmekle mükellefiz. وإذا سمح لنا القانون بأن ننافس على المسؤوليات فهذا ليس فيه بأس. Eğer kanunlar bize bu alanda mücadele etmemize müsaade ediyorsa bizim bu yarışta olmamızın bir sakıncası yoktur. دور الحركة الإسلامية ليس هو المنازعة على الحكم لإقامة الدين بل هو إقامة الدين فيما تملك وحين يريد الله تعالى أن يكون الحكم ملتزما بالدين سيقام. Burada İslami hareketlerin Allah'ın Azze ve Celle'nin bize emrettiği şey bu hükmü bu dinin yaşanmasını yaşanabilir kılması için mücadele etmektir. سأقرأ عليكم آية size bir ayet-i kerime okuyacağım. وأحاول أن أشرحها
ve bunu da açıklamaya çalışacağım. Ve hiye ayetun esasiyetun bin nisbeti ileyya. Bu benim hayatımdaki önemli ayetlerden bir tanesidir. Ve kâle li ahadal ikhve suudiyyin. Suudi Arabistan'dan bir kardeş. Vahdaka a'tayte hâdel fehmi hâdihil ayet. Bu ayeti kerimeyi anlamama yardımcı olmuştu. Ve ketebe hâde fi kitabihi. Ve kitabında da yazdı bunu. Kâle teâlâ. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سَأَقُولُها شوية شوية تشرح بسهولة. يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله عز وجل içinizde iman edenler ve ameli salih işleyenlere vaat etti ki ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Sizden öncekilere verdiği gibi sizlere de bir vaadi var. Siz egemenlik verecek. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. Ve sizin razı olacağınız dininizi temekkün kılacak. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ اَمْنًا. Ve sizin korkularınızı emniyete çevirecek. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشِرْكُونَ بِي شَيْئًا. Ve bana ibadet edecekler, bana hiçbir şeyi şirk koşmayacaklar. وَمَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ve bugün, o günden sonra da kim eğer tekrar imanından dönerse, küfre dönerse, onlar da fasıkların ta kendileridir. هذه الآية bu ayeti kerime قسمت المهمة بين الله وبين عباده. Bu ayeti kerime Allah'la ibadetleri kulları arasında bir ayrım ortaya koyuyor. الأولى وعد من الله. Birincisi Allah'ın vaadi var burada. وعد الله. Allah vaad etti. الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات المهمة الأولى يقوم بها المؤمنون الإيمان والعمل الصالح الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. Birinci vazife iman etmek ve amel salih işlemek. إذن هذه مسؤولية المؤمنين. Evet, bu müminlerin mesuliyeti. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Ve size egemenlik hükümranlık verecek burada daha öncekileri verdiği gibi. هذه الله نسبها لنفسه. Şimdi bu da Allah Azze ve Celle'nin üstlendiği bir vazife. هو الذي يستخلفك. O bu işi vazifeyi. لست أنت الذي تستخلف نفسك. Kullar değil, ibadet müminler değil. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يمكن لك دينك ولست أنت الذي تمكن لدين الله. Ve Allah Azze ve Celle burada dinin de yerleşmesi için kendisini vazifelendiriyor, kullarını vazifelendirmiyor. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هو الذي يبدلك من بعد خوفك أمنا. Allah Azze ve Celle yine burada kendisini vazifelendiriyor, korkularından emin durumuna getiriyor. يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذه عليك أنت. Burada tekrar kullara dönüyor iş ve sen bana ibadet edeceksin ve hiçbir şeyi bana şirk koşmayacaksın. وَالنَّتِيجَ وَمَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ve sonuca geldiğimizde eğer bu saatten sonra, bu durumdan sonra her kim ki küfre düşerse Allah وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Onlar fasıkların ta kendileridir. اِذَنْ مَسْئُولِيَةُ الْاِنْسَانِ الْاِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وعبادة الله وعدم الشرك به. Burada müminin vazifeleri bir, iman etmek, iki, ameli salih işlemek, üç, Allah'tan başkasına ibadet etmemek. وعد الله أن يستخلفهم. Allah'ın vaadi. ويمكن لهم دينهم. Müminleri hükümran kılacak. ويبدل لهم بعد خوفهم أمنا. Dinini yerleştirecek ve onları korkularından emin kılacak. بعض الإخوان يريدون أن يقوموا بمهمة الله وينسون مهمتهم. Bazı kardeşlerimiz Allah'ın işini üstlenmeye kalkıp kendi işlerini, vazifelerini unutuyorlar. ولهذا الدور الأول للحركة الإسلامية والإيمان والعمل الصالح وعبادة الله وحده وعدم الشرك به. Dolayısıyla İslami hareketlerin en öncelikli vazifesi iman etmek, imandan sonra ameli salih işlemek, sonra da Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmemek. والباقي سيتكفر به الله. Ve geri kalanı Allah zaten kendi üstlenecektir. Azze ve Celle.
الأساس السابع. Yedinci esasımız. İhtisarın şedid. Çok kısa şekilde anlatacağım. الصدع بالحق. Ve haktan bahsettim. تعلمنا في مجتمعاتنا إما أن نسكت وإما أن ننفجر. Şimdi bu hayatta anladığımız ve kanıksadığımız bir şey, toplumda biz ya susuyoruz ya da kaçıyoruz. لا يجب أن نسكت ولا يجب أن ننفجر. Yani ne kaçmamız gerekiyor ne de susmamız gerekiyor. يجب أن نتعلم أن نقول كلمة الحق. Bizim burada hak ve hakikati doğru bir şekilde usulünce söylememiz gerekiyor. أولاً في البيت. Öncelikle bu hak ve hakikat meselesini evimizde عندنا إذا تكلم الطفل في بعض الأحيان أبوه يعطيه صفعة على قفا. Bazen çocuk konuştuğu zaman babası bir tokat atıveriyor ona. إذا الطفل قام بملاحظة ينهر. Yani bir şey yapmaya kalktığı zaman men ediliyor. يجب أن يعطى للطفل الحق في أن يتكلم ويشجع على ذلك. Dolayısıyla önce evimizde başlayacağız. Eğer çocuk doğru bir şey söyleyecekse ona izin vermemiz ve konuşturmamız gerekiyor. Doğru bir iş yapacaksa ona da müsaade etmemiz gerekiyor. وهكذا كان يفعل معي أبي رحمه الله. Bu benim babamdan gördüğüm bir şeydi. Babam bana böyle yapıyor. ثم بعد ذلك في المجتمع كله المواطن عندنا في أمتنا العربية والإسلامية يميز الأمور. إذا فيه سعة يتكلم. إذا ما في سعة يسكت. Yani İslam toplumlarında bir bakıyor orada bir alan varsa o düzgün bir durum varsa konuşuyor ama yoksa konuşmuyor. يجب أن يتكلم المسلمون. Müslümanların konuşması lazım. حتى وإن تعلق الأمر بالحكام. Hatta konuşacağı mesele idarecilerle, yöneticilerle o ilgili olsa dahi. بالأدب اللازم. Ama bunu edeple usulünce yapması lazım. بالتوقير اللازم. توقير. Vakarla bunu yapması lazım. يعني مجتمعنا لا يمكن أن يتغير إذا لم تسد فيه قيمة الحرية. Toplumlar bir yere varamaz ancak o toplumlarda özgürlükler özgürce konuşabilme mümkün ise bu toplumda ıslah sağlanabilir. ولكي تصبح الحرية عامة لا بد أن يؤدي بعض الأفراد الثمن. Dolayısıyla eğer bir toplumda özgürlükler ihdas edilecekse Müslümanların da konuşması lazım. الأساس الثامن أيها الإخوة الكرام والاجتهاد. Sekizinci esasımız da içtihat. أنا لا أتكلم عن الاجتهاد الفقهي. الاجتهاد الذي ألف المسلمون الكلام عنه والذي يحتاج إلى المستحيل. Yani ben Müslümanların tartıştığı gerçekleştirilmesi mümkün olmayan içtihattan bahsetmiyorum. نحن نحتاج إلى اجتهاد جديد وإلى نوع من الاجتهاد يكاد يكون فقها جديدا لأن حياتنا تبدلت وتغيرت. Ben yeni bir içtihat anlayışından Müslümanların problemlerine çözüm üretebilecek yeni ortaya çıkan meselelere çözüm üretebilecek yeni bir içtihat anlayışından bahsediyorum. ليس اجتهاد السفهاء الذين يريدون إخراجنا من ديننا. Yani insanları dinden çıkaracak sefihlerin içtihadından bahsetmiyorum. وهؤلاء موجودون. Ve hala onların da örnekleri var. وَيُشَجِّعُهُمُ الْغَرْبُ. Ve özellikle de Batı bunları destekliyor. وَيَتَبَنَّاهُمْ. Ve onları güçlendiriyor. وَيُحَاوِلْ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ زُعَمَاءَ وَعُلَمَاءَ. Ve onların içerisinden alimler ve toplum kanadının liderleri çıkarmaya çalışıyor. أنا أتكلم عن اجتهاد في حياتنا العادية. Ben burada normal hayatımızın içerisindeki meselelere çözüm üretecek bir içtihattan bahsediyorum. نحن كان من اجتهادنا أن المرأة لا تسافر ليوم واحد كامل إلا مع ذي محرم. Yani kadının tek başına bir gün içerisinde mahremi olmadan seyahat etmesi meselesinde bizim bir içtihadımız var. اليوم نرى بناتنا من الحركة الإسلامية وآبائهم يسافرن إلى الغرب لسنوات. Bugün baktığımızda hanım kardeşlerimiz, genç hanım kardeşlerimiz seneler boyunca yani bir sene, iki sene artık batıya seyahat edebiliyor tek başına. Bidun ijtihad. Ve herhangi bir ijtihada da gerek duymuyor. نحن في حاجة إلى اجتهاد كي نعرف الحق من الباطل
Biz hata bir savaş. Biz doğruyu yanlıştan, hak ile batılı birbirinden ayırmak için bu işaretleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mesela hafifu aleykum şey'en ma bi adakkarakum bi adkurakum nukta. Size bir şey hatırlatması için bir mizah, bir hikaye anlatacağım. Nahnu fi hukuma. Biz hükümetteydik. El ihvan la yusallimuna ala al vezirat gayr muhajjab. Bizim kardeşlerimiz başarılı. Yusallimuna ala al vezirat gayr muhajjab. لا يسلم يسلمون يسلمون يصافحون لا يصافح يصافحون الوزيرات غير محجبات يصافحونهم يصافحون او لا يصافحون bizim kardeşlerimiz başı açık kadınlarla tokalaşıyorlardı ولا يصافحون الاخوات المحجبات evet ama başörtülü kadınlarla tokalaşmıyorlardı والاخوات الوزيرات لا يصافحن الاخوه ve bizim başörtülü hanımlarımız da arkadaşlarımız da tokalaşmıyorlardı. وَيُصَافِحُونَ الْوُزَرَاءَ الَّذِينَ لَيْسُوا إِخْوَانَ Ama kardeşlerimizden olmayan vezirlerle tokalaşıyorlardı. فَاَيْنَ هُوَ الصَّوَابُ فَهِمْتُمْ مَا قَالَ وَلَا لَمْ تَفْهَمُوا Yani burada doğru nedir? Şimdi aynı cemiyet ve cemaat اِمَّا اَنْ تَتَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّ وَاِمَّا نَتَعَلَّمُوا الْتُرْكِيَّ لا المصافحة 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 أنا تمام توكلاشما توكلاشما توكاتي هو فهمت الآن فهمت هو خطأ فهم أخطأ الفهم أنا قلت خلاص فهموا أنا فهمت هذا مصافحة المصافحة مصافحة هذا يجوز هذا توكلاشما هذا توكلاشما وعندنا كلام توكات ضرب لا 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 هو فهم هذا ضرب ما بقي في المغرب رجال يضربون النساء خلاص المغرب لا يحب الشده القانون لا يحب الشده بالمناسبه بقي 30 دقيقه خلاص انتهيت بقي موضوع واحد اريد ان اتحدث عنه فهمت الشده ديما يعني aynı cemaatten aynı siyasi partiden olan hanımlar ve erkekler birbiriyle tokalaşmıyorlar ama farklı gruplardan olanlar hanım erkek fark etmeden tokalaşıyorlar. Mevzu hukuk insan. Bu insan hakları meselesi de önemli. Hada mevzu'un cedid bilnisbeti lil ummetil islamiye ve amir. İslam ümmeti adına bu yeni bir şey sayılabilir. Kanet hukuk insan fil umum yani mahfuda. Yani bu insan hakları aslında genel olarak muhafaza altına alınmış, korunmuştur. Lakin الان هنالك اشكاليات جديده الحركه الاسلاميه يجب ان تسال نفسها عن ما هو موقفها من هذه الحقوق التي يدافع عنها الغرب وتدافع عنها المنظمات الحقوقيه العالميه هو انسان حقوق meselesinde yeni problemler yeni dayatmalar var burada batının önünü çektiği bu insan hakları meselesinde İslami hareket liderlerinin bu konuda ortaya ne koyabileceğine dair bir çalışma yapması gerekiyor. يجب أن نفهم شيئاً لكي أختم. Yani şunu anlamamız gerekiyor ki ben de bu konuşmayı bitireyim burada. نحن لحد الآن نعيش في رصيد أمتنا الذي بنته خلال 14 قرن. Biz bugün 14 15 yüzyıldır takriben bina edilen bir mirasın üzerinde yaşıyoruz. هذا البناء الذي بنته الأمة خلال 14 قرنا هو كالإرث الذي يتركه الآباء للأبناء. Bu bir mirastır. Bir babanın oğluna bıraktığı miras gibi biz şu an bu mirasın üzerinde yaşıyoruz. والورثة إما يبددون هذا الإرث وإما يأكلونه بالمعروف وإما ينمونه. Bu bırakılan mirası ya geliştirirsiniz ya onu tüketirsiniz ya da sizi yanlış yola sürükler bu miras. إذا لم ننتبه
البشر كله يحب الخير ويكره الشر. Eğer dikkat edersek yani bütün insanlar iyiliği ister ve kötülüğü istemezler. الإنسان المسلم في العموم اليوم يستجيب لدعوتنا. Genel olarak Müslümanlar bizim bu davetimize, bu çağrımıza aslında kulak veriyor. Lakin حين لا يرى النموذج الأمثل في مختلف هذه المجالات. Ama bugün bu insanlar bizim davetimize kulak veren insanların önüne biz onlara örneklik teşkil edecek misaller, davetçiler, şahsiyetler koymadığımız zaman فَإِنَّهُ يَتَرَاجَ onlar tekrar gerisin geri dönüyorlar. اَوْ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْحِيَّادِ ya da başka bir alana kayıyorlar. وَلَا يَبْخَى مُدَافِعًا عَنِ الْمَبَادِئِ وَالْقِيَمِ الْإِسْلَامِيَ kayıtsız kalıyorlar ve İslam'ı ve İslam'ın esaslarını savunmakta geri planda tutuyorlar kendini. ولا يبقى مدافعا عن الهيئات والجمعيات والأحزاب الإسلامية. Yani İslam'ın esaslarını savunmadığı için de İslami hareketleri, İslami cemiyetleri, cemaatleri de savunmaktan geri duruyor. وإذا لم تكن هذه الحركات قادرة على أن تدافع عن نفسها وعن ما تقوله. Eğer bu İslami hareketler kendisinden ve söylediklerini eğer müdafaa edilecek durumda değilse ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله عز وجل yeryüzünün ifsad edilmesiyle birbirlerine vurduracak, kırdıracak. دعاة الإسلام اليوم والذين يريدون أن يسلكوا هذا الطريق العظيم الذي يحسن الله الجزاء عليه بالجنة إن شاء الله يجب أن تتوفر فيهم هذه الشروط. Bugün İslam dünyasının örnek şahsiyetleri, uleması bu vazifeyi en güzel şekilde ifa etmesi gerekiyor. Ana lem urid an ataqassa kull al-usus allati adunnu anna Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bana alayha. Yani burada Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ortaya koymuş olduğu esasların hepsini dile getirdiğimizi düşünmüyorum. ولكنني نبهت الى بعض الاشارات. Ben sadece burada bazı esaslara işaret etmeye çalıştım. البشريه في المراحل السابقه دخلت الاسلام لانها رات انه هو الافضل. Yani insanlığa bu İslam'ı getiren en faziletli şeyi onlar getirdiler. واليوم هي مستعده للتمسك به اذا بقيت مقتنعه بانه الافضل. Eğer biz bugün insanlara o dönemin İslam'ının en faziletli, en iyi İslam olduğunu, en iyi din olduğunu eğer gösterebilirsek, bugünkü toplumda bu dini kabul etmeye hazır olacaktır. وَحَتَّى الَّذ۪ينَ يُعَادُونَهُ الْيَوْمُ Hatta bugün bize karşı çıkanlar, bu dine karşı çıkanlar هُمْ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ اِلَيْهِ Onlar buna daha fazla ihtiyaç, bu dini kabul etmeye, İslam'ı kabul etmeye daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. الْغَرْبُ فِي الْعُمُومُ تَخَلَّ عَنْ دِينِهِ Yani Batı'ya baktığımızda Batı tamamen dinden kendini soyutlamış durumda. اليوم الفرنسيون 51% منهم ملاحدة. %51 Fransızların hepsi onlar dinsiz olarak. إذا وجدوا في الإسلام وفي المسلمين وفي دعاة الإسلام النموذج والمثال الذي يشعرون به بالسعادة في دنياهم والطمأنينة على آخرتهم سيدخلون فيه. Eğer bu insanlar önlerinde güzel örnek bulurlarsa, İslam dünyasında, İslam alimlerinden örnek bulurlarsa ve kalpleri hem dünyaları için hem ahiretleri için mutmain olursa bu din ile, onlar da bu dine gireceklerdir. وَهَذَا مَا أَظُنُّ أَنَّهُ سَيَقَرْ inşallah. Ben de bunun gerçekleşeceğine inanıyorum inşallah. وَلَكِنْ جَمِعًا يَجْبُ الْمُسْتَمَرَ فِي الْمُحَاوَلِ Ama bizim mücadeleye, girişimlerimize devam etmemiz gerekiyor. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Fas Başbakanımıza teşekkür ediyoruz şükranlarımızla ve